Herkese selamlar, ben Geek.com. Final Fantasy 9'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm en son dağ yoluna gelmiştik. Bu bölümde dağ yoluna devam ediyoruz. Evet, iki tane yeni düşman var karşımızda. Troll benzeri yaratıklar. Şimdi Black Magic. Bayon'un oldukça güçlü olduğunu keşfettim bu arada. Zidane'e Berserk yaptılar. Hayatlarının hatasını yaptılar. Zaten Zidane atak bazlı bir karakter olduğu için. Bir tanesi öldü bile. Critical vurduk. 2592. Çok güzel. Bunun dışında... bir kez daha vurduk ve ikinci troll de öldü böylelikle. Güzel, 1046 experience verdi. Şahane. Şimdi yine yürüyor bu. Gerçekten sıkıntı olmaya başladı. Kendi kendine yürüyor Zidane. Bu nedir? Evet, karşımızda kocaman bir ağaç var. Bu kutsal yer mi? Kim bilir? Ups. Ayak sesleri. Bu da nesi? Ve bir boss savaşına başlıyoruz. Evet, dev bir yaratık. Dev bir dev. Dağ devi karşımızda. Şimdi bunda acayip ender rastlanan, ender çalınan bir silah var Eiko için. Fairy Flute. Kaydetmeden evvel bayağı bir uğraştım çalmak için. Yaklaşık 1,5-2 saatimi harcadım. Fakat başarılı olamadım. Bu yüzden bu sefer çok vakit kaybetmeyeceğim. Birkaç kez çaldıktan sonra, çalmayı denedikten sonra direkt saldırmaya başlayacağım. Vivi'nin Edra ihtiyacı var. Hiçbir şey çalamadık. 3 kere daha deneyeceğim. Bu üçünde de çalamazsak direkt tekme tokat girişeceğim. Çünkü zaten oldukça gıcık kaptım bu boss'tan. İbne götüne sok flütü, tamam mı? Amcık hoşafı seni. Küraylayalım herkesi tekrardan. Hiçbir şey çalamadık. Kaldı 2 deneme. Bu 2 denemede de hiçbir şey çalamazsak yapacak bir şey yok. Zaten Fairy Flute'ü 3. diskte alabiliyoruz. Sadece biraz daha erken almış olacaktık. Ve bir deneme hakkımız kaldı. Bu arada Sam'ın Ramoh yapalım. Ramoh'u çağıralım yani. Ve son kez çalıyorum arkadaşlar. Bunda da çalamazsam ne yapalım diyeceğiz. Eiko da Fenrir'i çağırsın. Ve Vivi de Bayo yapsın. ...1404 saldırdı. Darbe vurdu yani. Evet, hiçbir şey çalamadık. Sikeyim seni o zaman. Fenrir tekrar huzurlarımızda. Steel değil, atak. Artık elim öyle alışmış ki Steel'e. Dagger şimdilik beklesin. Defend yapsın.
Earthquake. Aslında float yapabilirdik. Uçma büyüsü yani. Uçma büyüsü yapınca bu saldırı hiçbir zarar vermiyor bize. Gördüğünüz gibi inanılmaz kuvvetli bir büyü, Bayo. Tekrar yapalım. Ve Dagger'la da float yapalım herkese. Fakat çok dayanacağını zannetmiyorum açıkçası. Eli kulağındadır yani ölmesinin. Evet, hepsi uçuyor gördüğünüz gibi. Kuraga mı? Senin belanı sikeyim. 2100 iyileştirdi kendini. Tabii götü sıkıştı ya. Evet, iyileştirdiğin hepsini geri aldık. Böylelikle. Hip hop yapıyor. Rapçi bir devdi. Müteveffa. Gördüğünüz gibi kolaylıkla ölüyor. 9 AP'yi aldık ve Vivi Bayo'yu öğrendi. Bu büyük canavar zaman zaman görünüyordu. Ben de genellikle kaçıyordum. Ama bayağı iyi bir savaşçısı Neiko. Tihii, teşekkürler. Hey, nasıl Eidolon'ları çağırabiliyorsun Neiko? Senin de yapabildiğini düşünüyordum Dagger. Her zaman değil. Hey, her zaman bunu yapabiliyor muydun? Elbette ki. Büyük babam ve diğerleri her zaman yapabiliyordu bunu. Ne demeye çalışıyorsun? Hey, orası benim evimin yolu değil. Orası İfa ağacına giden yol. Bu yoldan gideceğiz. Sadece dağlara bakıyordum. İfa ağacı mı? Ona kutsal yer dediklerini düşünüyordum. Ha? Oh, sadece cüceler ona öyle diyor. Geri kalan herkes ona İfa ağacı diyor. İfa ağacı. Hadi gidelim. Şimdi Yellowstone çekip aldık. Yellowstone'u. Şuradan gidelim bakalım. Şimdi iki tane yol var buradan. Şuradan gidelim. Ve bir adet Adder aldık. Ve son taşımız olan Greenstone'u alıyoruz. Bunun ardından biraz backtracking yapacağım. Gerisin geri dönüp şuradan yani. Lan şuradan çıksana. Birader. İfa Tree'nin, İfa ağacının önünden geçiyoruz. Ve şuradan geriye dönüyoruz. Şu yoldan gideceğiz bu sefer. Burada büyük bir taş var. Kırmızı taşı, mavi taşı, sarı taşı ve yeşil taşı yerine koyuyoruz. Arkadan bir şey çıktı. Moonstone'u aldık. Şimdi Moonstone bize ne öğretiyor acaba? Shell ve Beastkiller. Gerçekten çok bir şey öğretmiyor. Extension'ı alalım. Bunun dışında verebileceğimiz bir şey var mı? Gerçekten yok. Başka bunu öğreniyor. Fairy Earrings'i çıkartalım. Şimdilik Glass Buckle'ı alsın. Golem's Flute kalsın. Bu kalsın. Hepsini öğreniyor daha.
Bunun dışında başka level up gördüm. Fairy earrings'le. Başka da bir şey yok. Öğrenebileceğimiz şimdilik. Evet, yeni yaratıklardan bir tanesi daha Ochu. Aslında yeni bir yaratık değil, Final Fantasy 8'den gayet iyi hatırlarsınız bunu. Final Fantasy serisinin sürekli karşılaştığımız yaratıklarından bir tanesidir kendisi. Keşke Queen'e yanımızda olsaydı. Epey güzel şeyler öğrenirdi bundan. Belki de geri döneriz Queen'a ile birlikte. Ekran dışı tabii. Ve öldü. Bütün bitki yaratıkların zayıf olduğu büyü Fira. Fire büyüleri yani. Ateş büyüleri. Pek bir experience vermedi açıkçası. Evet, geri dönelim. Yolumuza devam edelim. Şuradan. Ops. Evet, Eiko Protect ve Antibody'yi öğrendi. Onun yerine Insomniac'ı öğrensin. Antibody yerine de Clearheaded ve Silence'ı öğrensin. Auto Potion'ı öğrensin. Tamamdır. Son kez ifa ağacının önünden geçiyoruz. Aşağı indik. Ve Dagger ve Vivi level up yaptılar. Şimdi buradan gidelim bakalım. Bizi nereye götürecek burası? Aşağıdaki sandığı almıştık demin. Taşla beraber. Evet, dış dünyaya çıktık yine. Hemen şurada bir yerleşim merkezi var. Girelim bakalım. Zidane. Burası benim evim. Madain Saray. Burada mı yaşıyorsun? Bir taş yığını sadece. İçinden geçiriyor tabii taş yığını olduğunu. Dagger. Buraya ne oldu? Burası harabe içinde. Madain Saray. Kayıp çağrıcıların köyü. Moka, Moko, Chimomo. Kupo, Kupo, Momatos, Morrison. Momatos'a bir mektup vardı sanırım. Mog nerede? Hayır. Mog yendi mi? Mog! E işte Mog karşımızda. Kupo, Kupo. Hayır. Kızmadım. Ama bir daha beni arkada bırakma, tamam mı? Kupo, Kupo. Zidane, beni takip et. Evet, Muggle'larla yaşıyor bu kız anlaşılan. Bu harabelerde. İşe koyulun bakalım çocuklar. Tamam, bayan. Mog, burada sen benimle kal. Kupo. Pekala, hadi ama. Kupo. İçine girdi lan Muggle. O Muggle senin elbisenin içine mi girdi demin? Yap. Mog her zaman benimle kalır. Kupo. Zidane. Hadi gel şuraya otur. Hey. Bana kendinden bahset. Bahset. Tabii ki. Ben de senin hakkında daha çok şey bilmek istiyorum Eiko. Gerçekten mi? Mesela Eidolon.
Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayır, bilmek istediğim şey, ne tür yiyeceklerden hoşlanıyorsun? Ne tür eidolonlardan hoşlanıyorsun? Ne tür mugullardan hoşlanıyorsun? Diye gidiyor. Daha önce hiç senin gibi biriyle tanışmamıştım. Dagger? Sorun nedir? Gözün dalmış. Oh, hiçbir şey. Ateşin mi var? Ah! İyisin. Hey, kıskandın mı? Neden kıskanayım ki? Gerçekten sen ve Dagger sadece arkadaş mısınız? Görünüşe bakılırsa sizler daha fazlasınız. Evet, arkadaştan biraz daha fazlayız. Siz nesiniz? Biz bir takımız. Bir takım mı? Evet. Vivi de aynı zamanda takımın bir üyesi. Hey, nereye gitti o? Ben ve Mugullar gibi mi? Evet, onun gibi bir şey. Hepsi temiz, Kupo. Teşekkürler Mocha. Burada bekleyeceğim. Yemek pişirmeye başlayacağım. Bana gelip daha sonra yemek yeriz, tamam mı? Hala sormak istediğim şeyler var ona. Hadi daveti kabul edelim. Pekala. Yiyecek hazır olduğunda sizi çağırırım. Çok uzağa gitmeyin. Vivi'nin hisleri. Bay 288 bana ölüm ve yaşamın ne olduğunu bildiğimi söyledi. Fakat sadece durmanın ölümden farklı olduğunu düşündüğüm için. Gerçekten yaşam ve ölümün ne olduğunu bildiğimi düşünmüyorum. Nereye gidiyor? Nereden geldik? Öldüğümüz zaman geldiğimiz yere geri mi döneceğiz? Eğer yaşamanın manası buysa, nereden geldiğimi merak ediyorum. Nerede öleceğim? Ölünce nereye gideceğim daha doğrusu? Neden titriyorum ki? Bu hissettiğim neler? Evet, Vivi gerçekten bunalımda. Biraz yoruldum. Buralarda bir şey var mı bakabileceğimiz? Şöyle gidelim. Vivi? Sorun nedir? Bir problem mi var? Oh, hiçbir şey. Sadece düşünüyordum. Çok düşünmemeye gayret et. Biraz dinlen. Pekala. Teşekkürler Zidane. Evet, Dagger'ın hisleri bu sefer. Summoner'ların köyü. Onlar hakkında bir kitap okumuştum. Eidolonları çağırma gücüne sahip bir kabile. Eidolonlar. İçimde Eidolonların olduğunu bilmek bana hiç neşe vermiyor. Annem beni tutsak etti. Çaldığı Eidolonları bir savaş silahı olarak kullandı. Kuja eğer Eidolonlarımı savaş için kullanırsa onu öldürürüm sanıyorum. Fakat onlar gidince benden bir parça kopup gitti sanırım.
Neden bunları düşünüyorum ki şimdi? Yerden kaynaklanıyor olmalı. Bu yer bana nedense çok tanıdık geliyor. Bibi, burada kalacağım ve biraz daha düşüneceğim. Pekala. Kupo, lütfen bekle. Lady Eiko, yemeğin bitmesine biraz daha olduğunu söylüyor. Bitince sizi çağıracağım. Eiko'nun düşünceleri. Hisleri daha doğrusu. Temizlik için teşekkürler. Muhteşem bir iş başarmışsınız. Kahramanım Zidane'e misafirlik etmek için temiz bir ev gibisi yok. Fakat şimdi esas sınav başlıyor. Zidane ve Dagger henüz çıkmadığını düşünüyorum. Dagger, Zidane'in hareketlerini yakalamak için oldukça yavaş. Bu yüzden aralarına girmek için bayağı bir zamanımın olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Zidane'e bir sürü lezzetli yiyecek yapacağım ve nasıl bir ev sahibi olduğumu ona göstereceğim. Kupo, eğer iyi bir yemek pişirirsen bu mümkün. Fakat Eiko sürekli sıçıp batırıyor yemek yaparken. Ve stoğumuzda o kadar da fazla yiyeceğimiz yok. Biliyorum. Bu yüzden sıçıp batırmayacağım. Sizler bana yardım edeceksiniz. Hayır. Kupopo. Kupo. Uykum var. Hepiniz yardım edeceksiniz. Kaya yumruklu patates yahnisi yapacağım. Yani benim özel yemeğim. Kupo, evet o oldukça lezzetli. Fakat son yaptığın o kadar kötüydü ki pompomun düşeceğini zannettim. Sadece güveç mi? Evet, sanırım başka bir yemeğe daha ihtiyacım var. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kupo, biraz balığa ne dersin? Barbekülendiğinde taze balık muhteşem lezzetlidir. Evet, bu da iyi görünüyor. Pekala, benim menüm kaya yumruklu patates güveci ve barbekü balık. Bakalım. Kim balığa gitmeli? Moka'yı gönderelim. Go Moka. Git Moka. Kupo. Kim patatesleri toplamalı? Chimomo. Git Chimomo. Kupo. Momatos, sen bana mutfakta yardım edeceksin. Kupo. Doğru kararları mı verdim? Evet, yemeğe başlayalım. Hadi başlayalım. Büyük baba. Artık yalnız olmak istemiyorum. Bunu doğru yapmama yardım et. Evet, şimdi. Tekrar geldik buraya. Queen'a nereye kayboldu yine? Tabii merak ediyorum. Dagger burada. Çok heyecanlı hissediyorum. Neden? Şimdi oyunu burada bırakalım diyecektim. Nereye gidiyorsunuz Zidane? Biraz etrafa bakınacağım. Dikkatli ol. Hemen gelirim. Evet. Çıkmamıza izin verdi oyun neyse ki. Burada oyunumuzu bırakalım. Çünkü bayağı oldu. Kayda başlayalı. Moogle'ımızı çağırdık. Hadi save'leyelim Kupo. Gelecek bölüm Medain Sarı'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.